Aysel! Aysel! Ben gene kayboldum be kadın. Aysel! Abi Keribat. Keribat, neredesin be kadın? Gene bir kayboldun be. Aysel! Keribat! Aysel! Keribat! Pardon beyefendi. Asıl benden pardon. Ben kadımı kaybettim de onu ararım be. Tesadüfe bakın beyefendi, ben de kaybettim. Bu kadar da tesadüf olmaz ama isterseniz gelin beraber arayalım be. Olur, siz bana eşinizi tarif edin. Benim kadın sarışın, ince belli, mavi gözlü, uzun boylu, manken gibi karcıdır be. Beyefendi siz benimkini boş verin, gelin biz sizinkini arayalım. Ne? Öncelikle Allah'ım herkese hayırlı evlat nasip etsin. Halen birçok bölgemizde kız çocuklarını pek önemsemezler. Erkek çocuklar için düğünler, sofralar kurulur. Sular kadar ömrü olsun istenir. Ama bu evlatlar vallahi insanın ömrünü çöle çevirir. Beraber izleyelim. Kızım kalk ağırdan bir bardak su götür be, ağzım yandı. Kızım kime diyorum, duymayayım mı şu? Bakma görüyorsun, bu kızın adama hayır yok. Atalarımız boş boşuna dememiş ki, kız doğuracağını taş doğurdu. Doğru diyorsun şu. Baba, sen ne anlayacaksın, kimsenin kimseye faydası yok. En iyisi kalk suyunu kendin al, gel orçanda bana bir bardak su yap. Ha bu çıkırı gel diyorum bir de. Nasıl? Efendim en iyi avukat müvekkilini ipten kurtarandır. Şimdi izleyeceğimiz avukat hukuk tarihine altın harflerle geçecektir. Tarihe tanıklık etmeye hazır mıyız? İzleyelim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Avukat Temel Gargari sen misin? Ben o. Ulan bizim babanın davasını sen mi bakıyorsun? Ben bakıyorum uşaklar. Yarın babanın davası var. Hakim idamını isteye. Ne yapet cezayı muhabbete çevir. Anladın mı lan? Anladım. Ne edecekmişsin? Ha? Ne edip yapıp cezayı muhabbete çevireceğim. Ha. Yarın görüşürüz. Hadi. Vallahi tebrik ederim Temel Bey. Cezayı muhabbete çevirmişsin. Sahi nasip becerdin lan. Ya uşaklar. Hacim tavanın sonunda peraat peraat diye tutturdu. Muhabbete çevirene kadar canım imanım çıktı. Ulan sözünü tuttu. Delikanlı adamıymış ya. Ulan helal olsun sana be. Hadi görüşürük. Efendim avcılıkta keskin nişancılık çok önemlidir. Tetiği çektiğin anda avını vurdun mu iyi avcısın demektir. Ama bu kadar iyisi de ancak bir fikrede olur galiba. İzliyoruz. Avcı hikayesini ilk kim anlatmak ister be ya? Abi Osman abi yoktur aramızda. Onu bekleyelim gelince başlarız. Bu Osman abi de hep geç kalır zaten. Ah geldi. Neredesin be Osman abi? Sormayasınız be ya. Avlanmam biraz uzun sürdü. Ne avladın ki be ya? Ürdek avladım be ya. Baktım ördeğin biri üzerime geldi. Attım vurdum onu. Baktım biri daha geldi. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Dur hele dur Osman abi. Tüfeği ne zaman doldurdun be ya? Tüfeği doldurmaya hiç fırsatım olmadı ki be. Efendim evli çiftlerin boşanma sebebi arasında şiddetli geçimsizlik dayak olayları var. Bazen evliliklerini çocuklarının hatırında bile devam ettirenler vardır. Efendim çocuklar boşanmayı engelleyen önemli sebeptir. Boşanmak istedikten sonra boşanırım canım hiç de engel değildir demeyin. İzleyin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Dursun, hoş geldin. Hoş bulduk. La İdris. Ha? Bana demli bir çay yap.
şekersiz olsun. Tamam Dursun, Celi hemen tavşan kanı. Ulan Dursun ne bu vaziyetin? Yüzünden düşen binbarcı oldu. Ulan karıdan boşanamadım yine. Ulan Dursun ben bildim bilelip boşanacaksınız, boşanamayasınız. Nedeni ne bu? Ya biliyorsun bizim 7 çocuğumuz var. Biliyorum. 7 de içiye bölünmeyi. Doğrudur, 7 içiye bölünme. Ben hanıma dedim ki ya bir çocuk daha yapalım. Doğru ettin ula. En azından çocuklar ikiye bölün. He. Karı hamile kaldı. 9 ay sonra doğurdu. Sorun ne? Niye boşanamıyorsunuz? Bu sefer de ikiz doğurdu. Ne? Şimdi hanım tekrar hamile. İnşallah bu sefer boşanacağım. İkiz olmasa tabii. Efendim gökte ararken yerde buldum diye bir laf vardır. Yani aradığınız bir şey ummadığınız bir yerden karşınıza çıkabilir. Mesela birçok insan sabah yatakta kalktığında çorabını bulamaz. Mesela ben neyi bulamam? Ben şimdi gömlek giyeceğim ama 30 tane gömlek varsa 30'unu da yere atarım, içinden bir tane seçemem. Böyle enteresan bir şey huyum vardır. Bazı insanlar işte dedim ya sabah kalkar, çorabını arar, çorabını bulamaz. Çorap mutlaka evdedir ama nerededir? İşte benim Trakyalı hemşerim de kaybolan cüzdanını arayın. Kaybolan, eşyalardan mesul olmayan tek program. Fikralarla Türkiye. Tam gaz. İzleyin. Abi nerede bu cüzdan be, nerede? Abi Hüsmet, gecenin bu saati ne ararsın be ya? Abi cüzdanımı kaybettim, onu ararım be. Deme be ya. Tam olarak nerede kaybettin ki? Abi bizim arka bahçede kaybettim be. Abi Hüsmen manyak mısın? Ne diyor orada aramazsın da gelir burada ararsın be? Abi orası çok karanlıklı. Ben de o yüzden burada ararım be. Efendim bir kişi tıbben nasıl ölürmüş hep beraber izliyoruz. Ulan ben nereyim? Ya beni nereye götürüyorsunuz? Morga. Morga mı? Ulan ben daha gelmedim koş. Biz de henüz morga gelmedik ki. Bizi arayın, bize ulaşın. Süveyş kanalı, kanal Süveyş haberler, bir numara. Bize ulaşmanız için, hadi gel, gel yavrucuğum, telefonları görürüz. Efendim bundan 25-30 sene önce ben ufaktım yani 10 yaşlarındaydım ama gayet iyi hatırlayırım. Gaz kuyrukları, yağ kuyrukları, sigara kuyrukları vesaire vesaire. Ama günümüzde artık istediğimiz her şeyi her yerde bulma imkanımız var. Hal böyle olunca Trakyalı hemşerim pek de haksız sayılmaz. Beraber izleyelim. Buyurun beyefendi. Ya sizde peynir var mı beya? Yok kardeşim. Öyleyse zeytin var mı? Burada zeytin de bulunmaz. Ya bir an öyleyse yarım kilo kıyma alayım da gideyim beya. Sinir etme adamı, onlar da bulunmaz. Ya öyleyse sen şuradan iki tane ke, tereyağı ver. Delirtme beni be adam, bu dediğin şeyler burada satılmaz be ya. Kusura bakma be hemşerim. Baştan söylesene, özür dilerim. Tabii bunlar burada satılmaz be ya. Eli şükür anladın. Sen şuradan bana iki kanga sucuk ver de ben gideyim. Efendim 112 acil servis hangi durumlarda aranır acaba? Tabii ki acil bir hastamız olduğu zaman. Bu sefer bizim uşakları merak ediyorum bakalım. Hangi sebepten dolayı 112 yaramışlar? İzleyelim. Ulan bu kalın neydi o? Ne oldu sen? Ulan sormayın ya. Belediyenin açtığı lavum çukuruna düştüm. Ulan kahveye niye canım? Doktora gitseydin de. Ulan para mı var?
sigortam mı var? Şimdi gideceğim. En az 200 milyon masraf. Ya sen onu niye düşünüyorsun? Biz ne cizci ya? Ulan niye acil servis ara. Bu adamın durumu çok kötü ya. Bir yardım et şuna. Atmazçı. Alo, acil servis mi? Bize çok acil 150... Yok yok, 200 milyon lazım. Tamam. Hemen gönder. Efendim bazen evlilikler hep güllük gülistanlık gitmez. Mutlaka bazen ufak tefek tartışmalarda olacaktır. Bu da bu işin yağı, tuzu, biberi demektir. Çıkan tartışmalar da hep basit konulardır. Mesela evlilik yıl dönümünü unutmuşsan vay halına. Çünkü evlilik yıl dönümü karı kocaya iz bırakan bir tarihtir. Mesela ben örnek vereyim. Ben bu yaş günü, evlilik yıl dönümü bunları hiç hesap edemem. İnan böyle yani inanın böyle. Benim böyle bir şeyim yok yani. Böyle bir saplantım yok. Böyle bir alışkanlığım yok. Ama ben olaya şöyle bakarım. Benim için her gün evlilik yıl dönümü gibidir. Mesela analar günü yaparlar. Yok babalar günü yaparlar, sevgililer günü. Burada katliyen katılmayırım. Bu çok ciddi bir konudur. Benim ne demek ya? Ben anamı yılda bir defa mı hatırlayacağım? Ben her gün insan olarak, evlat olarak ben anamı, sevgilimi veya babamı kim ise her gün hatırlamak zorundayım. Ben olaya böyle bakarım. Evlilik yıl dönümü iz bırakır demiştik. Doğru. Şimdi bu izlerden en garip olanını hep beraber izleyelim. Sürpriz! Abi hayatım ne güzel çiçeklerdir bunlar. Nereden aklına geldi? Unuttun mu be hayatım? Bugün evlilik yıl dönümümüzdür be ya. Ay hiç unutur muyum? Senin nereden aklına geldi? Nereden olacak? Yarıktan. Yarıktan? Ya yarıktan. Evlendiğimiz gün sana karnı yarık yapmıştım. Oradan mı aklına geldi? Hayır, evlendiğimiz gün kafamı yarmıştın. Bugün berbere gittiğinde gördüm. Ondan hatırladım. Bana bak. Eğer evlilik yıl dönümümüzün yarık yıl dönümü olmasını istemiyorsan kapa çeneni. Hanım, bugün tartışmayalım. Hem söyle bakayım, nereye gitmek istersin sen? Ay, daha önceden gitmediğim bir mekana gitmek isterim bugün. Aklıma çok iyi bir yer geldi. Sana orayı tavsiye ederim. Et bakalım. Mutfak. Bana bak, sen ne demek istersin? Hayatım uzun zamandır mutfağa girmesin. O yüzden yemek bile yiyemeyiz be ya. Gitmiyorum hiçbir yere. Televizyon izleyeceğim ben. Bakalım kanallarda neler var. Bir sana söyleyeyim kanallarda ne var. Sen nereden bileceksin kanallarda ne olduğunu? Televizyona bakmayan adamsın sen. Asıl bildiğim başka hiç kimse bilmez televizyonda ne olduğunu. İyi bakalım söyle neler varmış. Toz. Televizyonda toz var hayatım. Aa sıktın ama Osman. Asıl sen sıktın be kadın. Yeter artık. Kadın ol. Hep televizyondaki iki saatlik toz yüzünden dizileri çöl fırtınasında izliyormuş gibi oluyoruz. Hep Kanal 7'deki kar gözünü sudan kadını kim olduğunu bilmiyoruz. Neden? Çünkü toz yüzünde kadını göremiyoruz be ya. Kalp gözünü kadın değil erkek sunar. Bak daha onu bile seçemiyorum. Problem tozdan değildir. Peki neydedir? Nedeni olacak. Senin gözlerinden. Efendim o eski siyah beyaz dönemleri bazen çok özlüyorum. Filmlerin, programların tadı bambaşkaydı. Hatta o dönemde maç izlediğim zaman bütün takımlar sanki Beşiktaş gibiydi. Ama renkli yayın dönemine geçildiği zaman ben Trabzonsporlu oldum. Şimdi bazen düşünürüm de acaba o dönemler daha mı renkliydi? Hep beraber izleyelim. Ya gel git, bal gibi beni kazıkladın ya. Ya git şunu ya. Ya hayret bir şey ya. Ama... Ya kazıkla etmeyin sen değilsin bari. Ya git bir şey ya. Senin yüzün işte. Hadi tamam. Hadi tamam hadi. Selamünaleyküm Temelimize. Aleykümselam torunlarım, hoş geldiniz. Temelimize sen eski su sabit söyle. Siyah bir renk mi bu? O da nereden çıktı şimdi? Ya karıştırma şimdi Emice, siyah bir renk mi bu? Siyah bir renktir ama hiçbir rengi içinde bulundurmayan bir renktir. Tamam, peki beyaz bir renk mi bu? O da şov mi? Ya onu sormayarak Emice, hem beyaz var ya beyaz, beyaz bir renk mi bu? Beyaz da bir renktir ama bütün renkleri içinde bulunduran bir renktir. Ah gördün mü lan? Yok sağ sattım televizyon bahçe bir de renkliymiş. Efendim kapı kapı dolaşan bu yapışık seyyar satıcılar vardır. Hepimize bunlardan bıkkınlık gelmiştir. Bir mali satmak için
Yani yakana yapışırlar, ısrar ederler. Bazı apartmanlarda satıcı ve pazarlamacı giremez diye yazılar bile konmuştur. Mesela ben köpeğime tembih etmişim kapıdan, kapıcı satıcı alma içeri diye. Ürünlerini pazarlamak için, satmak için yapmadıkları numara kalmaz, şov kalmaz. Bu tür pazarlamacılar ne sözden anlar ne laftan. Ve sizi de hiç konuşturmazlar. Hep kendileri konuşur. Hal böyle olunca bizim pazarlamacının hali nasıl oluyormuş beraber izleyelim. İyi günler hanımefendi. Şu elimde gördüğünüz elektrik süpürgesi çağımızın son modeli olup üstün bir teknolojiyle üretilmiştir. Çöp namına ne varsa silip süpürür. İsterseniz göstereyim. Aa yok be ya, istemem süpürge müpürge. Bir dakika hanımefendi. Bana bir dakika verin, size bu süpürgenin neler yapabileceğini göstereyim. Yani dünya görüşünüzü değiştireyim. Şu elimde gördüğünüz çöpler. Aa pes artık. İlk kez görüyorum çöp pazarlayan birini de. Hayır hanımefendi. Bunlar gösteri amaçlı çöpler. Şimdi elektrik süpürgemizle bu çöpleri nasıl temizlediğinizi göstereceğim. Bakın. Aa, ne yaptın? Merak etmeyin hanımefendi. Şimdi süpüreceğim. Bakın şimdi bu elektrik süpürgesi eğer bu çöpleri süpürmezse ben bu çöpleri yerim. Yersin. Peki üzerine mayonez ketçap da ister misin? Neden? E, elektrikler yoktur da ondan. Hadi adam ye. Ye ye. Efendim herkesin malı ve canı çok kıymetlidir. En ufak kazalarda bile en büyük tartışma kimin haklı olduğudur. Biri der sen haklısın, biri der ben haklıyım, o der ben haklıyım, Allah Allah aracılar girer. Tartışma buyur gider. Herkesin haklı çıkma sebebi mutlaka vardır. Tıpkı bizim uçaklarda olduğu gibi izliyoruz. Ya hacı kafayı mı yedin ya? Başımı az kaldı belaya koydun. Asıl sen dikkat etsene. Ben yolumdan gidiyken geldim bana çarptın. Anlaşılan hem suçlusun hem de güçlü. Hacı konuşma lan, dikkat et. Bana ilerice de konuşma. 20 senelik şoförüm ben. Kabahat senindi. Bana bak. Sen 20 senelik şoförsün de beni acemi mi sandın? Ben de 70 senelik yayayım be. Nasıl? Efendim ülkemizde birçok insan işsiz. Birçok insan da açlık sınırında. Aylık gelirler bir ailenin geçinmesine müsaade etmiyor. Tabii ki bu sorunlar geçmişten gelen yanlış politikalardan, yanlış tutumlardan kaynaklanıyor. Ana haber bültenlerinde banka soyanları, hırsızlık yapanları, ülkeyi sömürenleri hep beraber izliyoruz. Ve şimdi de bu duruma trajikomik yaklaşan Trakyalı hemşerilerimi beraber izliyoruz. Cidden özlemişim sizi. Nayı yattınız da geldiniz Türkiye'ye. Çok özlemişiz memleketi be Hüsmen abi. Ya sen Amerikalarda, o İngiltere'larda. Nasıl dayandınız bu kadar yıl mı ya? Çalıştık Hüsmen abi, ne yaparsın? Amerikalarda hayat şartların nasıldır be ya? Vallahi Hüsmen abi, ayda kazanırsın 2000 dolar maaş. Bunun 1000 dolarıyla geçinirsin, kalan 1000 dolarını nerede, nasıl harcarsın? Kimsecikler sormaz vallahi. Oh oh oh, İngiltere nasıldır be ya mı? Ayda 3000 sterlin kazanırsın, bunun 2000 sterliniyle geçinirsin, diğer kalan 1000 sterlini ne yaparsın, nereye harcarsın, kimsecikler sormazlar. Ya maşallah maşallah. Peki buralarda nasıldır Hüsmen abi? Ya vallahi bir memurun geçinebilmesi için alması gereken 1,5 milyar maaş. Ya adamlar alırlar 500 milyon. Ya geri kalan 1 milyarı nasıl bulurlar, nereden bulurlar? Kimse sormaz mı ya? Fikralarla Türkiye. Güldürmek bizim, gülmek sizin. Devam. Ben motordan kesik kaldım be ya. Ben bu defa ehliyeti aldım be ya. Oğlum amma hızlıymışım be. Sınav kağıdını hemen verdin öğretmene. Ya babama benzerim ben de. Babama çakmışım. Babam da hızlıdır benim. Hedefe oku atar. Ondan sonra oktan önce hedefe gider be ya. He o da bir şey be ya. Benim babam silah ateşledi mi mermiden önce giderdi hedefe be ya. Onlar da bir şey be ya. Benim babam devrin hastanesinde doktordur. Saat 19'da mesaisi biter, eve saat 17'de gelir be ya. Efendim rüyasında tanımadığı, bilmediği yabancı birini görenler mutlaka olmuştur. Ama bilmediği yabancı dili rüyasında göreni ilk defa görüyorum. Beraber izleyelim.
Selamun aleyküm doktor. Aleyküm selam. Doktor dayanamıyorum. Beni bu dertten kurtarın doktor. Sinirlerim bozuldu. Delireceğim, çıldıracağım ya. Hemşerim biraz sakin ol. Geç havalı bir sırtını dinleyeyim. Geç bakayım. Geç. Ya doktor sırtımı dinleme. Sen beni dinle doktor. Ya hemşerim sakin ol. Gel otur. Otur abi böyle. Otur. Otur bakayım. Şimdi anlat bakayım. Ya doktor. Ya doktor anlatayım. Dinle doktor ya. Rüyalarımı Fransızca görmeye başladım ya. Fransızca mı? Fransızca görüyorum ya doktor. Bu tip daha önce görülmemiş mi olay? Bunun tek nedeni vardır. Sen Fransızca bilmiyorsun, gördüğün rüyada hiçbir şey anlamıyorsun. Yok yok, nedeni bu değildir doktor. Ya nedir? Ya asıl beni deli eden alttan geçen Almanca alt yazılar da. Nasıl? Bir evlilikte önemli olan para mıdır, aşk mıdır? Bana sorsanız ikisi de derim. Merhaba, yüzmeyin. Kimdir o Üsmen? Sen de eğri bir şeyi merak edersin be ya. Madem sordun söyleyeyim. Metresimdi. Ne? Oh be, en sonunda söyledim. Her şey bitti Üsmen. Boşarım seni. O zaman apartmanı, yatığı, arabayı her bir şeyi de bırakırsın artık. Şaka yaptım be. Arkadaki Osman değil midir? Evet, odur. Yanındaki kimdir? Kim olacak canım? Metresi. Aman, ne biçim şeymiş o öyle. Bizimkisi daha güzelmiş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.